Yağ Efsaneleri başlıyor. Serdar Bostancı ile birlikte Yağ Efsaneleri'nde yine karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bu haftaki konumuz biraz güncel olsun istedim ve günümüz teknolojisi motorları konuşalım istedim. Günümüz teknolojisinde motorlara baktığımızda küçük hacimli motorlar ama aynı oranda da çok fazla güç elde edimi var. Bir bakıyoruz 1 litrelik motorlar 900 cc'lik motorlardan oldukça fazla beygir ve tork elde ediliyor. Ve bu motorlarda da bazılarında 4 silindir yerine 3 silindir bile kullanılıyor. Şimdi bu motorlarda güç bu kadar fazlayken biz bu motorlara chip tuning tabir edilen modifikasyonlarla herhangi bir artış yaparsak ne olur, ne gibi zararlar olur? Şimdi Murat'cığım, bu son 3-5 senedir üretilen bu tip motorlar gerçekten çok büyük araştırmalar, çok büyük mühendislik geliştirmeleri, metaloloji geliştirmeleri, hatta içinde kullanılan yağların bile çok özel seçildiği, o gaye için, o performans için üretilmiş yağların seçildiği ürünler. Bunların kafanıza göre chip tuningle veya buna benzer modifikasyonlarla farklı yağ kullanılarak, farklı yakıt kullanılarak kurcalanmaması gerekir. Çünkü bu motorlar bu amaçlar için üretilmiş motorlar. Demin de söylediğin gibi mesela eskiden 4 silindirli motorlar vardı. Şimdi bazı markalar 3 silindirle eskiden 6 silindir motorlardan elde edebildiğimiz gücü elde ediyorlar. Motorların da normal ömürleri eski motorların 3 misli 5 misli. Yani 500 bin kilometre, 1 milyon kilometre yapabilen motorlar. Ama bu motorlar kesinlikle bu şartlarda kullanılmak için dizayn edilmiş. Bu motorların chip tuning veya benzeri modifikasyonlarla farklı şekilde kullanılmasını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Yani örnek olarak 1 litrelik 125 beygirlik bir motorumuz var. Buna herhangi bir müdahalede bulunup bunu 140 beygire çıkarsam otomobil için hani daha net anlaşılsın diye soruyorum. Ne gibi zararları olur? Performans artacak bir kere. 125'ten 140 beygire çıkacağız ve daha güçlü, daha seri bir otomobilimiz olacak. Bir keyif alacağız. Ama nasıl bir zarar göreceğiz? Şimdi önce kesemiz zarar görür. Birinci nokta bu. Bir kere çok daha fazla yakıt tüketmeye başlayacaktır. İkincisi çevre zarar görür. Çünkü emisyonu çok kötü vaziyete gelecektir. Çevreyi çok daha fazla kirletecektir. Üçüncüsü de motoru nasıl modifiye ettiğinize bağlı olarak belli aksamları motorun çok daha çabuk yıpranacaktır. Mesela bahsettiğiniz motorların chip tuningle güç almanın en basit yollarından biri türbo basıncının arttırılması. Ama o türbolar belli bir devir sayısının belli bir ömre bölünmesiyle dizayn edilmiş. Yani normal şartlar altında sizin türbonuz 500 bin kilometre gideceğine çok daha yüksek basınç ürettiğinden, buna bağlı olarak da çok daha fazla devir yaptığından 200 bin kilometre, 300 bin kilometre ömrünü yitirecektir. Buna bağlı olarak motorun her türlü aksamı, eğer siz egzantrik milli değiştirerek, daha yüksek dereceli bir egzantrik milli takarak daha fazla güç elde ediyorsanız, bu sefer de motor daha fazla devir yapacağından ana yataklar, kol yataklar, pistonlar, subaplar, buna bağlı aksamlar çok daha çabuk aşınacaktır. Yani esasında bu çok basit bir matematik. Yani diyelim ki sizin motorunuz maksimum gücünü 7000 devirde üretiyor. Siz sürekli motoru 8000 devir döndürmeye kalkarsanız 7000 devirle bu otomobilin 500 bin kilometreyi ne kadar zamanda yapacağı belli. Eğer motor sürekli 8000 devir dönerse bu sefer 500 bin kilometre değil 400 bin kilometre, 300 bin kilometre, 250 bin kilometre gibi kilometreler yapacaktır. Ki bu en iyimser bakış açısı. Bazı durumlarda da bazı metaller, bazı aksamlar bu güce dayanamayıp çok daha çabuk kırılarak, bozularak, çatlayarak turbo ömrünü yitirecek. Motor patladı. Motor patladı, yatak sardı, kol çıkarttı, kol civatası kırıldı falan gibi arızalar hep veya aşırı ısınmaya sebep olacaktır. Yüksek hararet yapacaktır. Yüksek hararetten dolayı silindir kapak contası yanabilir, motor grepaj yapabilir. Buna benzer arızalar hep bundan kaynaklanan arızalar olacak. Yani anlık diyelim biz bu keyiflere, anlık keyifler ileride bize daha pahalı sonuçlara neden olabilir. Hem bize hem de çevremize. Evet, ben şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili seyirciler, hep
işte ne otomobil alayım, hangi markayı alayım, bunu mu alayım diye sorular soruyor. Ya da şu kadar param var, ne alayım diye sorular soruyorlar. Ama aynı zamanda da beklentiniz ne diye sorduğumda da performanslı olsun, gösterişli olsun, işte biraz sportif olsun, içi geniş olsun, ailemi de alsın, iyi yol tutsun gibi kriterler var. Öncelikle böyle bir otomobil daha üretilmedi, üretilemiyor maalesef. Nedeni de şu, performans eşittir para. Yani 2P kuralı var. Siz ne kadar çok para verirseniz o kadar çok performanslı, sportif sürüşlü, ona göre bir otomobil alırsınız. Paranız düştükçe de maalesef tabii ki ona göre daha az performanslı bir araç alacaksınız. Aynı zamanda performans demek sadece alırkenki ödediğiniz para değil, yakıt tüketiminde de sizi zorlayacaktır. Çünkü performanslı otomobiller, biz testlerde bakıyoruz araçlara, normal kullandığımızda 7,5 litrelerde olan araçlar, benzin araçlardan bahsediyorum, performanslı kullanımlarda 12-13 litrelere, hatta sıkışık trafiğe soktuğumuzda 15 litrelere bile çıkıyor ki bu neredeyse 2 katına geliyor olması demek. Ki bu da ne demek? Bir depoyu siz 300 liraya dolduruyorsanız aynı depoyu aslında 600 lira ödeyerek kullanım yapmış olacaksınız. Böyle bir şey de tabii ki kimse istemez. Ülkemizde de benzin fiyatları zaten malum. Bu nedenle ben size sakin kullanımlar tavsiye ediyorum. Aracınızla fazla oynamayın. Standart aracınızda ne varsa ondan keyif almaya bakın ve kendiniz için en ideal otomobili seçin ki kriterlerinizi bunun için daha önceden belirlemiş olmanız gerekiyor. Benzinli mi yoksa dizel bir araca mı ihtiyacınız var? Station wagon mu yoksa hatchback mi, sedan mı bir araca ihtiyacınız var? Bunları belirleyin. Sorularınızı da bu yönde sorun ki ben de size daha rahat, daha net cevaplar verebileyim. Yoksa çok geniş bir skalada, hele hele günümüzde de ürün portföyü o kadar çok arttı ki hani hangi markayı, hangi modelini yazacağımızı bile şaşırıyoruz. Artık kalitesiz otomobilde neredeyse kalmadı gibi. Bunları da göz ardı etmeyin diyoruz. Bu nedenle standart güzel bir otomobil alın ve keyfini çıkarmaya bakın. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Yağ efsaneleri sona erdi.